Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi örneğimiz bakın. Çok zevkli ve kolay bir örnek. Her yaşa uygun ister bayan yeleği ister bebek yeleği yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü. Şimdi bugün sizlere şöyle arasını iki tane de örneğini anlatacağım. Hemen modelimize geçelim. Arası için 3 ilmek, örneği için de 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani hep 3 ilmek üzerinden başlayabilirsiniz. Ara ve örneği toplamda 6 ilmek. Şimdi örneğe geçtik. Hemen şöyle bakın. Hiç örmeden alt ucunu başlıyorum arka yüzden. Bir tane düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Sonra arası için bir düz, bir ters, bir düz örüyorum. Bu da örneği için 3 tane ters örüyorum. Arası için de bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzde bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu düz olan ilmeğin içinden bakın böyle Selanik örer gibi alttan aldım ve bir tane ters ördüm. Sonrasında bir doladım. Bu ilmeğimi düz ördüm. İki tane ilmeğimi sağa doğru bakın şimdi şöyle yapalım. Bir doladık. Bir örmeden aldım. İkisini sağa doğru. Bu örmeden almış olduğum ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir tane doladım. Arası için bir tane ters ördüm. Bir düz ilmeğimin bakın şöyle altından ördüm, bıraktım. Bir tane ters ördüm. Şimdi ikinci modeldeyim. Bir doladım. Bu üç tane düzüm bir örmeden alıyorum. İkisini sağa doğru bir kestim. Örmeden almış olduğum ilmeği bu bitirdiğim üzerinden geçirdim, bıraktım. Şimdi bir ters sonra devam edeceksiniz modelimize. Şimdi arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum bakın. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Örnek olan yerde de 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamladım. Yani düzü düz, tersi ters örüyorum sevgili izleyiciler. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir tane ilmeğimi burada ters ördüm. Yine bakın bu düz olan ilmeğin altından ördüm. Bir tane de ters ördüm. Yani bir ters, bir düz, bir ters. Şimdi 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir sıra. Sonra bir ters. Yine aynı şekilde. Bakın buradan değil, buradan bırakıyorum. Bir tane ters örüyorum. 3 tane de ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde de görüldüğü gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Sonrasında 3 tane ters örüyorum. 3 ters. Bir düz, bir ters, bir düz. Ve kenar ilmeğiyle bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde yine az önce örmüş olduğumuz gibi bakın bir ters ördüm. Bu düzün alt ucundan bıraktım. Yine bir ters. Bu arası için. Şimdi modelimiz için bir ilmek doluyorum. Bu 3 ilmeğin bir tanesini örmeden aldım. İkisini sağa doğru bir kestim. Sonra üzerinden geçirdim. Örmeden aldığımı bir doladım. Bir ters. Alt ucundan bir ters. Yine bir doluyorum. Bir örmeden
İki ilmeği sağa doğru bir kestim, örmediğim üzerinden geçirdim, bir doladım ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum, düzleri düz, tersleri ters örüyorum değerli izleyicilerim. O arada siz örneğimi yakından izleyin, sizler için örmüş olduğum parçayı. Görüldüğü gibi örüyorum. Bir örnek daha anlatacağım ve videomu tamamlayacağım. Ön yüzde de görüldüğü gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Arka yüzde de aynı şekilde arkalı önlü saydığımızda 3 sıra, 4. sırada da ön yüzde modelimizi diziyoruz. Çok zevkli bir örgü. Belki biraz böyle karışık gibi gelebilir ama hiç değil değerli izleyicilerim. Çok da kolay bir örgü. Herkesin yapabileceği. Şimdi devam ediyorum, bakın kaldığım yerden. Arka yüzde tersleri ters örüyoruz, düzleri düz örüyoruz. Şimdi ön yüzde bir örneği de anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım. Şimdi ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ilmeğimi araş örüyorum, yani ters. Sonra buradaki alt ucundan tekrar yanındakini ters örgü. Sonra bir doladım. Bu üç tane ilmeğimi birini örmeden ikisini sağa doğru bir kestim. Örmeden aldığımı da üzerinden geçirdim, bıraktım. Sonra bir ilmek doladım. Bir tane ters. İçinden bir tane ters. Şimdi son olarak bakın, bir önce doluyorum, bir tanesini örmeden alıyorum, ikisini sağa doğru bir kesiyorum, örmeden aldığımı kestiklerimin üzerinden geçirip bırakıyorum, bir tane doluyorum ve bir ters, kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum. Bakın örgüm çoğaldıkça biraz kendini göstermeye başladı. Şöyle modelimizde de zaten aynı bu şekilde, bakın. Alt ucuna lastik yaptığımız için daha farklı görünebilir aynı model. Umarım örneğim anlaşıldı değerli izleyicilerim. Bugünlük bu kadar. Şöyle veda edelim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.